Arkadaşlar şimdi interface'lerle ilgili etkin çalışma tekniklerini size aktarmaya çalışacağım. Şöyle ki bir örnek yapacağız yine. Sizinle file new project diyelim. Next diyelim. Command line app olarak oluşturalım. Next diyelim ve ismini de şöyle ki interface demo diyelim. Finish diyelim. This window diyelim. Ve şöyle projemize gelelim. Şimdi arkadaşlar bir şirket düşünün ve biz bu şirket için bir otomasyon yapmak istiyoruz. Otomasyon demek işte böyle veri tabanı uygulamalarına biz otomasyon diyoruz. Yani genellikle de Türkiye'de otomasyon yazılımları yaygındır. İşte bir bankacılık uygulaması otomasyondur öyle düşünün. SRC klasörüne geldim ve new java class diyorum. Şirkette çalışanlar var. Dolayısıyla hani şirkette çalışanların e, yaptığı işlemler var. Burada amacım biraz daha böyle interface'in çalışma mantığını size aktarmaya çalışmak. Çalışanlar var. Yalnız şirkette iki tip çalışan var. Birisi e, firma personeli, birisi birisi ise şirketin kendi personeli. Ne demek bu diyeceksiniz? Ee, yine yazılımla ilgili Türkiye'de çok yaygın bir kullanım vardır arkadaşlar. O da şu. Ee, örneğin işte X Bankası. X Bankası'nın içerisinde X Bankası'nın kendi yazılım geliştiricileri vardır. Bir de X Bankası bir tane projesini outsource etmiştir. Outsource etmek demek başkasına yaptırmak demek. Başka firmaya yaptırıyor. O firmanın personeli de 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi neyse bankaya geliyor. O da onlar da orada çalışıyor ama kendi projelerini geliştiriyor. İşte iki tip şey var. Çalışan var yani. Kendi personeli bir de outsource çalışan. Kendi çalışanı, bir de outsource çalışan. Öyle düşünün. Dolayısıyla bakın bunların ikisi de ne yapıyor? Mesela çalışıyor, değil mi? Yani hem firma personeli çalışıyor hem de kendi personeli çalışıyor. Çalışıyorlar. Mesela biz yemek konusunda kendi personelimize yemek veriyoruz. Ama firma personeli hani onun kendi firması karşılasın diye anlaşma yaptık. Dolayısıyla biz firma personeline yemek vermiyoruz. Bunun dışında kendi personelimize maaş veriyoruz ama firma personeline maaş vermiyoruz. Ama baktığımız zaman bunların ikisi de çalışıyor. Yani ortak operasyonları da var. Ama birinde olup diğerinde hiç olmayan operasyonları da var. Şimdi dolayısıyla şimdi bunu ne yapalım? Mesela böyle bir durumda tasarımınız nasıl olurdu? Yani tekrarlıyorum. Hem firma personeli hem de kendi personelimiz çalışıyor. Bakın çalışma metodu ikisinde de var. Ama yemek yeme ve e, maaş ödeme operasyonları sadece kendi personelimizde var. Böyle bir durumda nasıl bir tasarım yapacağız? İşte burada yardımımıza interfeşler koşuyor arkadaşlar. Yani ben diyorum ki. Bir tane I worker. Genellikle de burada böyle birden fazla şey kullanıldığı zaman workable, I workable. Ne olsun bu interface? I workable. Ne dedik bunun içerisinde? Void işte work. Çalışmaya yönelik operasyonlar. Mesela bunun dışında ee, mesela şey de olabilir burada. işte başka operasyonlar. Hani dağıtmayacağım örneği. Mesela mesaiye kalmak. Hani hem bizim çalışanımız kalır hem de firma personeli. Hani gibi. Ya yani ortak operasyonları buraya koyacağız. I workable. Dolayısıyla new Java class diyorum. new Java class kim olsun bu? Örneğin bu kendi çalışanımız. Yani kendi çalışan klasımız. Worker klası yani. Worker çalışan demek. Bu bizim çalışanımız anlamına geliyor. Şöyle işaretleyin. Bizim çalışanımız. Bir tane de, de dedim ya hani şey outsource worker. Outsource worker veriyorum. O da dış çalışan. Şimdi bakın, bu da implements IWorker, Workable, değil mi? Bu da IWorkable. Normal bizim çalışanımız da bir IWorkable. Bakın böyle. Dolayısıyla ne oldu bakın, implement işte kendi çalışanımızı, kendi çalıştırma kurallarımıza göre. On, onların bir iş tanımları var. Firma personelinin de firma personeli olarak iş tanımları var. Onları da öyle çalıştırıyoruz. Bakın ikisine de geldi. Kendi çalışanımızın da bir iş kuralı var. Firmanın da iş kuralı var. İşte kendi çalışanımız uyduruyorum. 9 ile 5 çalışıyordur. Ama firma personeli 10 ile 4 çalışıyordur gibi. Yani değişkenlik gösteriyor. Senaryoyu anlayın diye söylüyorum dedim? Bir de mesela yemek yeme dedim. Hani yemekle ilgili işler. Bakın onu da. Tabi burada olayı anlamaya yönelik. Yani örnek çok şey olmayabilir yani. Sadece e, payable dedim. Eatable demek istedim. Geliyorum. Bakın, I eatable. İşte yemek yeme anlamında. Void Eat. Bakın içerisinde yemek yeme operasyonu var. Şimdi ne dedik? Firma personeline biz yemek vermiyoruz. Yani bizim firma yemek yemek konusunu hani başka türlü anlaşmış. Demiş ki hani biz yemek vermiyoruz. Kendi firması karşılayacak. Dolayısıyla bakın I workable ama bizim kendi personelimiz aynı zamanda I eatable. Bakın Sadece it geldi. Bakın çoklu işte implementasyonun faydaları bunlar. Bunun dışında src new java class interface veriyorum. Bu sefer maaş ödeme dedim ya. I payable. Geldim buraya. I payable maaş ödeme. Void pay. Maaş öde. Şimdi bizim kendi çalışanımıza maaş ödenecek mi? Ödenecek. Bizim kendi çalışanımız I payable. Bakın ona da geldi. Ama firma personelinde baktığımız zaman onlara bir şey yok. ayworkable. Pay pay kısmını kendi firma sağlayacak. Bizim yani otomasyonumuzda onunla ilgili bir şey yok. Bakın gayet güzel hani şeyi anlamaya yönelik. Hani interfacelerin kullanım yapılarını. Tamamen operasyonlar farklı. Tamamen ee, biri bazı operasyonlara sahipken diğeri sahip değil. Bakın parçaladık yani. İşte interfaceler bu anlamda çoklu implementasyon sağlıyor. Şimdi gelin örneğimizi biraz ilerletelim. Şirkete yeni çalışanlar ekledik. Mesela uyduruyorum bu artık uçuk bir örnek olsun ileride belki olur. Robotlar gelsin arkadaşlar. Robot çalışanlar. Okey diyorum. Robot pardon extends dedim. Implements mesela çalışır değil mi? Ama yemek yer mi? Hayır. Maaş ödenir mi? Hayır. Ama robotun örneğin bakımı var. Dolayısıyla işte I maintainable. Maintenance şu demek arkadaşlar. İşte mesela arabanın bakımı gibi. O zaman ona da bir tane I maintainable gibi bir şey yazacağız. İşte bu noktada amacım size böyle biraz da eğlenceli bir örnekle hani interfacelerin Kullanımını birazcık daha kafanızda oturtmaya çalışmak oldu. Ama şu ana kadar geldiyseniz biraz direnmişsinizdir. Çünkü örnekler hani bir üniversitede öğrencisinizdir mesela gerçek hayata atıldığınızda bunlar sizi değerli yapacak. O yüzden direnmeye çalışın, zorlandığınız yerlerde yavaşlayın, farklı kaynaklara da bakın tabii ki. Doğru kaynak olduğundan emin olun, bana sorular sorun, bu şekilde ilerleyelim. Biraz direndikçe iyi programcı olunuyor. Yani şöyle düşünün, düşünmenizi istiyorum. Hani bu bu kursu aldınız ve bu kursu iki haftada bitirdiniz. Hani iki haftada bitirdiğinizde mükemmel bir programcı olduğunuzu bekli olmayı bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Şöyle düşünün, iki haftada gayet programcı olunabilseydi, yani dönemimizin en değerli mesleklerinden bir tanesi, belki de en değerlisi, o zaman herkes programcı olurdu. Yani o kadar kolay bir meslek değil. Bunu özümseye özümseye, e, iyice e, araştıra araştıra bunu ancak o zaman e, iyi programcı olabiliyoruz. Ben farkındayım. Çünkü ben şunu yapabilirdim, size gayet basit e, örneklerle işte, e, animal hayvan onun işte e, o base class olsun köpek animal'ı extend etsin ama onların bir anlamı olmuyor açıkçası e, bunlar e, gerçekçi örnekler o yüzden e, bunları daha değerli buluyorum e, şu ana kadar da üzerine güzelce oturtarak gittik e, hadi bakalım e, sonraki konularımıza geçelim